Eğer bu doğruysa bu ipucunu kullanarak gerçeğe ulaşabilirim. Doğruya ulaşabilirim. Nagito'nun zehri olay yerine götürme yolu. Ki bu da zehir kabı olarak şunu kullanabileceği anlamına geliyor. Fire Grenade'de de seni bir öpeyim oyun. Öyle olacak. Göre Nade öyle. Ağlayacağım yeter ya. Hayır. Hayır gitmeseydin be. E alabilir miyim? Bir harf alayım. Dur bir. G. R. Dur bir. Na D lazım bana. Ah be, E'yi alamadım. İşte bu kadar. Joker hakkını kullanırdı. Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Ayşe'yi arayacağım. Ya da dedemi. Dedem bilir. Dedem Nagito hayranıdır. Şaka tabii ki, öyle bir şey yok. Evet, anladım. Ha? Ateş bombaları. Nagito zehri ateş bombalarının içinden birine koydu. Ne? Ateş bombalarının kaplarından birine mi kullandı? Evet. İçinde zehir olan kap biri tarafından gizli bir şekilde alınmamıştı. Çünkü alınmasına gerek olmayan bir kabın içindeydi bu zehir. Olay mahallinde olsaydı bile fark etmezdik, diğerleriyle aynı olduğu için. Diğerlerinin arasına sıvışırdı ve biz de ondan kurtulma ihtiyacı görmezdik böylece. O şerefsiz gerçekten bizim onları fırlatacağımızı önceden tahmin etti demek ki. Ki bu da Nagito'nun o kapların içinde bulunan şeyin yerine zehir koyduğu anlamına geliyor. Evet, öyle olmalı. Ateş bombalarını ilk keşfettiğimde onları biraz anlamaya çalıştım ne olduklarını, ama kapakları öyle sıkı kapalıydı ki ve kapağın altında bir alüminyum katmanı vardı. İyi de tek yapman gereken o alüminyum kapağı işte sıyırıp üzerinden kaldırıp içindeki şeyi değiştirmek değil mi? Tek yapman gereken. Bu doğru ama onun dinlenme odasına, yani Perüş üreten fabrikadaki dinlenme odasına girdiğine dair hiçbir iz yok. Bekle bir dakika. Alüminyum mu dedin sen? Hajime, bu olabilir mi? Sonya. Eğer öyleyse evet, buna şüphe yok. Gerçekten Nagito ateş bombalarının içindeki şeyi zehirle değiştirdi. Cidden mi? Bu imkansız. Az önce Sonya'nın da dediği gibi. Sonya'nın cümleleri buna bir delil ama. Zehrin ateş bombasının içindeki şeyle değiştirildiğine dair bir delil hem de. Ha? Sonya'nın sözleri bizim anahtarımız oldu. Nagito'nun odasında bulduğumuz şey bize bombanın içindeki şeyle zehrin değiştirildiğini kanıtlıyor. Alüminyum parçası bulmuştuk. Beş kere Sonya'dan şüphelendim. Geçmiş olsun bana. Abi eğer yani Nagito'yu öldüren kişi Nagito'ysa bu vakada cezalandırılacak biri olmayacak ve bu düşünce bana çok saçma geliyor hala. Take a look. Çünkü ilk oyunda Sakura öldüğünde ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Cezalandırılan biri oldu mu? İnanın hatırlamıyorum. Bir baksana. Bunu Nagito'nun yatağının altında bulduk odasını araştırırken. Bu bir çöp parçası. Hayır. Bu sadece bir çöp parçası değil. Bu ateş bombalarının üzerinde gördüğüm kapaktan ve
aynı alüminyum parçasından. Nagito'nun yatağın altında mı buldunuz bunlar? Dahası da var. Nagito'nun odasında bulduğumuz tek şey bu değil. Gaz maskesi ve eldivenlerde bulduk. Aa, şişenin içine doldururken bunları kullandığı. Evet, sonuçta bu zehirli bir tehlikeli bir zehir ve ateş bombalarının içine zehri doldururken çok dikkatli davranmaya çalıştı bence. Olay ne peki? Tamam. Elhamdülillah. Nagito ateş bombasının kabının içine zehri doldurdu, yanında götürdü, onu soludu ve öldü. İşin sonunda yine de intihar etti. Yeter bu kadar. Sen haklısın. Eğer ateş bombası... teşekkür ederim. Bir daha fırlayacaktım, kaçtı. Neyse. Eğer yanında götürdüyse içinde zehir olan ateş bombası, olayın içinde bir yardımcı olmadığı anlamına geliyor bu. Bakın, dediğim gibi yine aynı sonuca ulaştık. Nagito intihar etti. Son. Hikayenin sonu. Tamam, bir yardımcı olmadığını kabul ediyorum. İtiraf ediyorum. Bu benim yanlış anlamammış. Yanlış anlamışım. Haklısın. Aslında gerçek çok daha korkutucu. Ne dedin sen? Hey, ne diyorsun sen? Ne oluyor be? Devam mı etmeyi düşünüyorsunuz gerçekten? Hala bitirmedik mi? Nagito'nun ölümünün intihar olduğuna şüphe yok. Hayır, öyle değil. Chiaki. Üzgünüm ama şimdi fark ettim. Neyi fark ettin? Nagito'nun zehri ateş bombalarının içinden birine koyduğunu biliyoruz. Peki ya depoya geri konulduktan sonra? Nagito zehri ne zaman soludu? Bunları düşününce bu soruları o zaman fark ettim. O can alıcı gerçeği mi? Muhtemelen aynı anda gerçekleşti. Hayır, biz bombaları fırlatırken... Yani... Hepimiz bombaları attığımız anda mı öldüğünü söylüyorsun onun? Evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Yani onu bizi öldürdük demeye getirecek galiba. Hepimiz ateşi söndürmek için bombaları fırlattığımızda... Zehir orada açığa çıktı. Ve zehirli gaz haline gelerek, sıvıdan gaz haline geçerek Nagito'yu öldürdü. Eğer bu doğruysa, oraya zehri götüren ve onu yayan kişi içimizden biri. Ne oluyor be? İçimizden biri içinde zehir olan ateş bombasını attı ve Nagito'yu mu öldürdü yani? Bekle bir saniye. O zaman Nagito, bu onun kendini öldürmediği anlamına geliyor. Ne oluyor ya? Ama daha demin kendin söyledin. Nagito'nun intihar ettiğini söyledin. O zaman Nagito'yu kimi öldürdü? Yani gerçek katili mi kastediyorsunuz? Biliyor musun? Nagito'yu öldüren zehirli bombayı kimin hazırladığını mı soruyorsunuz? Ha? Zehirli bombayı kimin hazırladığını? Monokuma, içimizden biri, Nagito. Ama Nagito'nun evindeydi. Nagito'dur. Yani şişenin kendisi de, maskede, eldivenlerde onun evindeydi. O hazırlamış olmalı. Kesinlikle Nagito. Daha birkaç dakika önce konuştuk bunu. Peki. Depoyu ateşe veren ve içimizden birinin zehirli bombayı fırlatmasına sebep olan kişi kim? Yine Nagito. Bu da Nagito. Hey, daha ne kadar süre aynı soruları sorup aynı cevapları vereceğiz? Bir sonraki sorum son sorum olacak. Şu ana kadar gözden geçirdiğimiz bütün bilgileri düşünün. Neden Nagito depoyu aleve verdi?
Nagito'nun depoyu aleve verme sebebi. İntihar etmek, delilleri yok etmek, dikkatimizi çekmek, birinin zehri fırlatmasına sebep olmak. Bence bu. Sakın bana onun biz ateş bombalarını fırlatalım diye depoyu aleve verdiğini söyleme. Bombalardan birini ona fırlatalım diye mi oraya alev verdi yani? Bunu neden yaptı? Bu bir tuzaktı. Tuzak mı? Zehri hazırladı ve ona fırlatmamız için bir sebep oluşturdu. Bu Nagito tarafından kurulmuş bir sahneydi sadece. İçimizden biri ona zehir fırlatsın diye kurduğu bir tuzaktı. Cidden. Kim fırlattı o zaman? Bilmiyorum. Ve muhtemelen zehri fırlatan kişi de bunu bilmiyor. Ha? Abi kafayı yemelik bir durum var şu an ortada. Bu nasıl bir zeka lan böyle? Oğlum. Yani ne diyeyim, TYT'ye çalışsan Türkiye birincisi olurdun birader. Olabilir mi? Bu Nagito'nun tuzağı olabilir mi? Bu kasti bir cinayet değildi. Bu Nagito'nun birini zorladığı bir cinayet oldu. Ve bundan dolayı, bunun için, bu sebepten ateş bombalarının içlerinden birine zehirle doldurdu. Ve hiç kimsenin çözemeyeceği bir cinayet oluşturdu bizler için. Bu Nagito'nun asıl hedefiydi. Nanda soruya. Nagito cinayet işlemedi. Bunun yerine başka birinin cinayet işlemesine sebep oldu yani. Ve bunu yapmak için de bir tuzak kurdu. Depoda çıkardığı yangın ve içine zehir koyduğu ateş bombası bu tuzaklardan ikisiydi. Bu yüzden ateşin çıktığı asıl yer perdeydi. Bunu göremeyelim diye. Of be. Perdeyi fırlattığımız bütün bombalar yere düştüklerinde paramparça oldular, kırıldılar. Ve bundan dolayı yerde yüzüstü yatan Nagito bu zehri soluyabildi. Havadan daha ağır olduğu için zehir. Ve ondan sonra abi çok korkutucu bir manzara ya. Ve bekle bir dakika. Eğer bu doğruysa ölüm sebebinin zehir olduğunu söyleyemeyiz. Zehirden dolayı belki de kontrolünü kaybetti ve mızrağı bıraktı. Belki mızrak da olabilir, kan kaybı da olabilir ölüm sebebi. Öyle olsa bile o mızrağı bırakmasına sebep olan şey zehirdi. Bu doğru. Nagito'nun katili onun zehri solumasına sebep olan kişi. Sen ciddi olamazsın. Ve bu da onun tuzağıydı. Vücudundaki onca yara bile asıl olan şeyle alakalı, delille oynamak içindi. Onun asıl hedefi hiç kimsenin çözemeyeceği bir cinayet ortaya çıkarmaktı, meydana getirmekti. Bize eğitilmiş kişilerin bile çözemeyeceği bir cinayet olduğunu kanıtlamak istedi sadece. Üstünleriz ya güya. Monokuma çok ciddi konuştu. He probably expected that his fake suicide would be found out. Muhtemelen sahte intiharının açığa çıkacağını tahmin etti. Bekliyordu hatta. Sonuçta çözülebilecek bir gizem işin sonunda çözülmeye mahkumdu. Kaderinde vardı. Ancak aynı zamanda çözülemeyecek bir gizem de hazırlamıştı. Siz gizemleri çözdükçe ve umutlanmaya devam ettikçe yeni bir gizem açığa çıktı ve yüzünüze şaplak attı. Şaplak gibi yapıştı yeni gizemler yüzünüze.
Şu an öyle güzel konuşur ki Monoku'mu. İçinizden çözülemeyecek gizemlerin olmadığına inananlar, işte o kişiler bugün kederi tattılar. Sonunda mutlak kederi tattılar. Ki bu da Nagito'nun şu ana kadarki bütün sınıf duruşması kararlarını bu hile için kullandığı anlamına geliyor. Şu ana kadarki bütün sınıf duruşmalarından kendine ders çıkarıp bunu planlamış yani. Bütün gizemler çözülemeyebilir. Çözülemeyen gizemler de vardır. Such a devious tricky play on you. Sizi bayağı fena kandırdı. Nagito'dan da bekleneceği gibi. Bu gerçekten çok çılgınca. Bu bayağı çılgınca. Bu benim hatam. Size ateş bombalarını atmayı atabileceğimizi ben söyledim. Çok üzgünüm. Lütfen bana oy verin. Hayır hayır, mesele o değil. Hayır, Sonya'nın hatası değil. Bu bütün bunlar Nagito'nun hatası. Onun başından çıktı bu iş. Peki ne yapmalıyız o zaman? Katilin kim olduğunu nasıl öğrenebiliriz? Bu imkansız. İmkansız mı? Nagito bizim karar veremeyeceğimiz bir sahne oluşturmak istedi. Bu yüzden şu an böyle bir zorluğun içindeyiz. Ama Monokuma da katilin kim olduğunu bilmiyor değil mi? Sahi o olay nasıl oluyor? Şu ana kadar katilin kim olduğunu nasıl açığa çıkardık? Çok ilginç. Bu doğru. Onun bile bilmesine imkan yok yani, kameralarla bile. Eğer Monokuma bilmiyorsa bu duruşma sayılmaz. Öyle değil mi? Biliyor musunuz? Kıytır kameralara ihtiyacım yok böyle bir şeyi bilmek için. Bu adadan neler döndüğünü her zaman bilirim ben. Dün banyoyu 3 kez kullandığını biliyorum mesela Sonya. Ve o ziyaretlerden biri uzun sürdü. Lütfen dur. Yoksa kraliçe olamam asla. Nasıl ya? Aa, çok kıskandım be. Nasıl böyle bir güce sahip olabilirsin ki? O yüzden bu duruşmada sayılıyor tabii ki. Katilin kim olduğunu tahmin etmek için elinizden geleni yapın. Her boku biliyor. Tebrik ederim Monokuma. Tahmin mi? Nasıl tahmin edebiliriz ki böyle bir şeyi? Şu an yapabileceğimiz tek şey pes etmek mi acaba? Hayır, pes etmek için fazla erken. Katilin kim olduğunu öğrenmemizin bir yolu var mı? İçgüdüm olsa bile bu şeyi mümkün. Yani bir yolu olduğunu düşünüyorum. Gerçekten mi? Oyunu kaydetmem lazım. Bilgisayarım çökerse ağlarım. Yeter. Bit artık. Lütfen bit artık. Hey, is it alright if we look at Nagito's crime one more time from the beginning? Nagito'nun suçunu en baştan düşünebilir miyiz? Bir göz atabilir miyiz Nagito'nun suçuna? İçgüdümün doğru olup olmadığını öğrenmek istiyorum. Hajime lütfen. Bu doğru. Duruşma henüz sona ermedi. Nagito'yu kimin öldürdüğünü bilmesem bile kurduğu tuzağın ne olduğu belli. O zaman yapmam gerekiyor. Kedere yönlendirse bile. Pekala. Hadi yapalım şu işi. Bitiş argümanı. Yok artık, katilin kim olduğunu bile bilmiyoruz ve bunu yapıyoruz ilk kez. Yok be. Başladık bakalım. Çok fazla var. 12 sayfa var. Bu ne? Burada bırakıyor. Burada mızrağı
mızrağın kablosunu tutuyor. Elini burada bağlıyor. Güzel. İkinci stok geldi. Burada ağzını bağlıyor. Şu gözlere bak ya. Adam kendine işkence çektirmiş resmen. Hepimiz katiliz. Hepimiz katiliz. Şu tiplere bakın. Çakmağı burada kuruyor. Burada kapağını kapatıyor. Burada zehri alıyor. Burada onun videosunu izliyoruz. Burada da Lost Player desteğin için çok teşekkürler. Bu olayı ayarlayan kişi kurban Nagito Komae'daydı. Kendi evinde planı için özel bir eşya saklıyordu. Monokuma'nın özel zehiri. Ki bunu Octagon'dan almıştı Nagito. Using the gloves and gas mask that he got from the military base. Askeri üsten aldığı eldivenler ve gaz maskesi. Nagito ateş bombasının içindeki sıvıyı ya da her neyse zehirle değiştirdi. Ve bunu yaptıktan sonra geride bir delil bıraktı. Kapağını açtığı için artık alüminyumu yerine geri koyamazdı. Biz de bunu onun kendi evinde bulduk. Bununla birlikte Nagito artık içinde zehir bulunan bir ateş bombası oluşturmuştu. Ve bunu fabrikaya götürdü. Yaptığı zehirli bombayı diğerlerinin yanına koydu. Bir sonraki sabah Nagito karşımıza çıktı ve bir yere bomba sakladığını söyledi. Biz de bombayı ararken Nagito ürünlerin olduğu depoya gitti. Ateşin ortaya çıkması için monokuma panellerini dizdi ve en sona da çakmak koydu. Ki böylece planı işlemeye başladı. İlk önce mızrağı direğe astı. Daha sonra bacaklarını ve sol kolunu bağladı. Depodan aldığı iple. Ama önceden sağ koluna bağladığı ipi yakmıştı. Bunu yaparak sağ elinin boşta kaldığından emin oldu. Direkten aşağı doğru sallanan mızrağın ipini sol eliyle tutmaktaydı. Yüzüyle yukarı doğru bakmaktaydı ayrıca. Böylece Nagito'nun planı işlemeye başladı. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey yapmıştı. Önce ağzını bantla kapattı. Ki kendine zarar verdiğinde bağıramayacağından emin olmak için. Çünkü kendini tutamaz, bağırırdı illaki. Kendini defalarca kez bıçakladı. Sağ elindeki bıçakla. Hem sol kolunu hem de bacaklarını yaraladı. Ve sonunda kendini yaraladığı bıçağı peluşun karnına soktu ve daha sonra da elini bıçağa batırarak peluşu ileri doğru fırlattı, ittirdi. Bize sadece bağlandığı gerçeğini değil, aynı zamanda ona işkence edilmiş gibi düşünmemize sebep olmak için böyle yaptı. Ve bu olaylar olurken sol elindeki mızrak ipini asla bırakmadı. Çünkü planı hala bitmemişti. Sonra
O arada sonunda peluş fabrikasına vardık ve Nagito'nun videolu mesajını izledik. Mesajını dinledikten sonra hemen depoya gittik. İşte bu da Nagito'nun planının bir parçasıydı. Kapıyı açtık ki bu da Monokuma panellerinin devrilip domino etkisinde bulunmasına sebep oldu. Paneller devrildi, devrildi ve perdede bir yangın oluştu. Ortaya çıkan ani ateşten dolayı hepimiz şaşırdık ve hemen fabrikadaki dinlenme odasına gidip ateş söndürücü ateş bombalarını aldık. Daha sonra da ateşin kaynağına hedef alıp fırlattık. Ama hiç ateş bombalarının içlerinden birinde zehir olabileceğini düşünememiştik. Zehir yerde yayıldı ve içeride bulunan ateşten dolayı hemen buharlaştı ve Nagito'nun yüzüne doğru ilerledi. Nagito'nun olduğu yere ilerledikten sonra da havadan daha ağır olan bu gaz evet, Nagito bu gazı soludu ve bu onu anında öldüreceği anlamına geldiğinden Nagito bilincini kaybetti. Ki bu da mızrağı bırakmasına sebep oldu ve mızrak karnına saplandı. Abi tiplere bak. Nagito'nun planı hakkında bildiğimiz bütün şeyler bunlar, bütün bilgiler bunlar. Onun asıl amacı içimizden birini katil yapmaktı. Ve bu arada hala katilin kim olduğunu bilmiyoruz. Çünkü katil bile onu öldürdüğünün farkında değil. Ne kadar denersek deneyelim, asla gerçeğe ulaşamayacağız. İşte Nagito'nun tuzağı bu. Sonuç olarak katilin kimliğini açığa çıkaramayacak olduğumuz gerçeği manzaraya bak anasını satayım, tam tamlı yıllık kafayı yiyeceğim. Aynen dost player, this should be truth behind Nagito's trap. Nagito'nun tuzağı arkasındaki gerçek bu olmalı. Ne oldu Chiaki? Peki bu katilin kim olduğunu öğrenmene yardımcı olacak mı? Chiaki? Düşündüğüm gibi. İmkansız, değil mi? Yani illa rastgele birine oy vereceğimiz anlamına mı geliyor bu? Hajime'nin dediği muhtemelen doğru olabilir. İşte bu yüzden bunun garip olduğunu düşündüm bir nevi. Nagito gerçekten içimizden birinin, hani herhangi birinin katil olmasını önemsemeyecek biri mi? Bunu bize daha önce de söyledi. Sıkıntı yok. Her şey yolunda gidecek, eminim. Sonuçta umudun kaybetmesine imkan yok. Mutlak umut herhangi bir kederi kırıp geçebilecek umuttur. Sadece bu da değil. Ben hepinize güveniyorum geçirdiğimiz zamandan dolayı. İşte onun hilesinin merkezinde yatan şey bu güvenme hissi. Bu inanç. Bizim ateş bombalarını fark edeceğimizi biliyordu. Ve bizim ateş söndürmeye çalışacağımızı da biliyordu. Ve bizim onun tuzağına düşeceğimizi de biliyordu. İnanıyordu buna. Ve bize inanarak ve güvenerek hayatını tehdit eden planını yürürlüğe soktu. Harekete soktu, harekete geçirdi. Ne demek istiyorsun sen? Ne inancı? Ne olmuş yani? Bir şey daha var hatırlasanıza. Nagito'nun kalbinin en derininden inandığı bir şey, en derinliklerinden. Onun ne olduğunu hatırlamanızı istiyorum. Nagito'nun inandığı bir şey. Yeteneği, şansı. Nagito üstün şanslı öğrenci olmasından dolayı şansına fena güveniyordu. Bunca geçirdiğimiz zamandan sonra size güveniyorum çocuklar. Size güvendiğimden daha çok güvendiğim bir şey varsa, sizden daha çok güvendiğim bir şey varsa o da üstün şansım. O yüzden kesinlikle sıkıntı çıkmayacak. Yani
işini sağlam almak için kendi yeteneğine güvendi demek. Bu çok garip gerçekten. Biz de hepimiz, çoğumuz aynı şeye güvendik, yeteneklerimize. Hacime bir an sessizleşti. Ama onun durumunda bu çok göze çarpar bir etken. Sizce de öyle değil mi? Yani kör bir şekilde güvendi kendi şansına. Haklısın. Son ölü odasını tamamlarken de aynı şeyi söylemişti bize. Hiç de hayatı tehdit etmedi. Küçük bir kaçış oyunuydu işte. Rus ruleti falan vardı. Rus ruleti mi? Evet, silahın içine bir kurşun koyduğun, silindiri çevirdiğin ve kafana doğru tutup tetiği çektiğin bir oyun. Demek gerçekten yaptın. Öyle mi oynanıyordu o oyun? Neyse, bir kurşun koysam da sıkıntı yoktu yani ve tam da Monomi'nin dediği gibiymiş. Ne? Ben oyunu biraz yanlış anladım ve silindire 5 kurşun koydum. Yani 6 kurşun deliği var orada. 1 kurşunu çıkardım. Sadece 1 kurşun kalmasına sebep olmadım diyor yani. İyi de böyle yaparak kendine 6'da 1 şans verdin. 6'da 1 hayatta kalma şansı verdin. Hala hayattayım ki bu da ne kadar şanslı olduğumu gösteriyor. Aynı şeyi otelin civarlarındaki eski binada gerçekleşen ilk ölümde de başına geldi. Şansını gösterdi o olayda da. Şansına dayandı ve tam da istediği gibi temizleme görevini aldı. O çöpleri çektiğimiz zamanı hatırlarsınız belki. Evet, şansıma güvendim. Bana temizleme görevinin geleceğine güveniyordum, inanıyordum. Şansına mı dayandın yani? Sadece şans değil. Biliyorum ya, benim yeteneğim çok boktan bir yetenek ama sonuçta üstün şanslı öğrenci benim, anlarsın ya. I'm left with what? Okuyamadım. Bir dakika. Bu sadece şans da değil. Kırmızı işaret mi geldi bana? Kırmızı çubuk. Evet, üstün şanslı öğrenciye göre şu an pek de şanslı görünmüyorsun. Halbuki aslında orada kendini şanslı değilmiş gibi göstermeye çalıştı. Ama istediği buydu. Hacime benim şanslı olmadığımı söyledi ama tam tersiydi. Ben bayağı şanslıydım. Tam istediğim gibi temizleme görevini elde ettim. Ama şansının bu seferki vakayla bir alakası yok, değil mi? Yani bu sefer herhangi bir şeye bağlanmamasını şansının çok ilginç buldum. Şansını bize yöneltti. Yani inancını, daha doğrusu bize inandı. Ama nedense kendi şansına inanmadığı gibi hissediyorum. Dayanmadığı gibi hissediyorum. Hayır, böyle bir şey olması mümkün değil. Nagito'dan bahsediyoruz burada. Peki ne yaptı? Biliyorsunuz o herhangi birinin peşinde değildi. Onun bir hedefi vardı. Bu zamana kadar hedeflediği biri. Katil olmasını istediği bir hedef. Bir hedef mi? Kim? Hedefin gerçek kimliği Nagito'nun bile bilmediği bir şeydi. İşte bu yüzden kendi yeteneğine güvendi ve yeteneğinin üzerine temellendirdi planını. Ve onda bu şans oldukça istediği kişi içinde zehir olan ateş bombasını alacaktı. Yani planını şansı üzerine mi temellendirdiğini söylüyorsun? Bunun için hayatını mı riske attı yani? Evet, üstün şansının seçmesine karar verdiği için hayatını riske attı. Peki kim? Nagito'nun hedeflediği kişi kim? Hayır, sormama gerek bile yok. Kim olduğunu biliyorum. Traitor. Hain. İşte bu. Hain. Nagito hainin peşindeydi, ha? O zaman haini açığa çıkarmak için kendi şansına güvendi. Nagito işin sonuna kadar hainin kim olduğunu bilmiyordu. Tek yapabileceği şansına güvenmekti. Demek video mesajında dediği şey... Herhangi bir öğrenci el kitabıyla işe yarayacak bir şey değil bu. Eğer bombayı imha etmek istiyorsanız hainin el kitabını kullanmanız gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse
Herkesin etkinliklerini inceledikten sonra, hareketlerini inceledikten sonra hainin kim olduğunu öğrendim. Ama kendisi bana gelmediği için biraz sinirlendim. Demek blöf yapıyordu. Evet, bu muhtemelen doğru. By that point, his plan should have already been in motion. O noktadan sonra planı tıkır tıkır işlemeye başladı zaten. Demek en başında Nagito'nun da söylediği gibi. Onun amacı haini açığa çıkarmaktı. If we had just believed in what Nagito said, we would have reached the answer much quicker. Eğer Nagito'nun dediği şeye inansaydık, gerçeğe çok daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşırdık. Cevaba daha doğrusu. Bunun bu kadar uzun zaman almasının sebebi gerçekten ona inanmadığımız için miydi? Ama o sadece haini isteseydi bu kadar ileri gitmesine ve onu katil rolüne sokmasına gerek yoktu. Onu katil olmaya zorlamasına. Kahretsin. Hepimiz onun yüzünden çok büyük bir ikilemdeyiz. Yani haini bizim açığa çıkarmamızı, onu bizim yenmemizi istiyor. Hainin kim olduğunu bularak da o kederin üstesinden gelebilecek şekilde umudumuzun parlamasını umut ettiğini söylemişti. Monomi, söylemek istediğin bir şey var gibi görünüyor. Ama bence çeneni kapatmalısın. İşte diyeceklerim burada son buluyor. Nagito'nun planı haini katil yapmaktı. Haini kendisini öldürmeye zorlamaktı. Ne yapacaksınız? Bana inanıyor musunuz peki? Demek hedefini potaya sokmak için şansına güvendi. Ama kime hedef aldığını bile bilmiyordu. Gerçekten o kadar çok şey oldu ki öyle inanılmaz geliyor ki bu olanlar. Yine de şu an yapabileceğimiz tek şey inanmak. Çünkü eğer inanmazsak tamamen şansımıza güvenerek oy vermiş olacağız. Ama inansak bile ne yapabiliriz ki? Yani hedefin kim olduğunu bilmiyorsak kime oy vereceğiz? Haklısınız. Gerçekten şu an hainin açığa çıkacağını düşünmek çok zor. Böyle ben hainim demesini beklemek. Eğer hain kendini açığa çıkarsaydı o bomba patladığı zaman ne olurdu? Bu Nagito'nun bu kadar düşüncesiz veya fevri bir şekilde davranmasına sebep davranmamasına sebep olur muydu? Yani bu şeyleri yapar mıydı hain açığa çıksaydı? Ama bunu yapamadı hain. Kendini açığa çıkarmak veya itiraf etmek isteseydi bile bunu yapamazdı. Çünkü hain öyle yaratılmamıştı. Chiaki? Ne oluyor Chiaki? Kendine gel. İşte bu yüzden sizin tahmin etmenizi istiyorum. Tahmin etmemizi mi istiyorsun? Evet. Tahmin etmenizi istiyorum. Ne? Bu da ne demek? Sence kim Hajime? Sence Gelecek Vakfı'nın sizin aranıza hain olarak yolladığı kişi kim? Neden? Başkalarından farklı olduğunu düşünmesi yasak olan biri, bir hain. Öyle bir hain. Sanki tasarlanmış ve yaratılmış, aklı yıkanmış, beyni yıkanmış bir insan. Veya bir robot. Neden? Başkalarıyla sadece bir hain olarak etkileşime geçebilecek bir hain. Neden? Çünkü onun doğası bu. Sadece bir hain olarak var olabilir. Cidden neden? Sence kim hain? Hajime, lütfen.
Hayır. Hayır, 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 hayır. Ah, boynum. Sen misin? Chiaki. Hain sen misin? Lütfen dur. Ah, doğru tahmin ettin. Tam da beklediğim gibi. Evet, haklısın. Hain benim. Gelecek Vakfı tarafından yollanan ajan benim. Kahretsin. Neden? İç çamaşırını almıştım o kadar. o bir kenarda kalsın. Bir dakika dur. Pardon. Yani demek istediğim bu saçmalık neden? Neden bu kulağa bu kadar mantıklı geliyor? Hey Chiaki. Sen şu an ciddi misin? Chiaki hain mi? Bu bir yalan değil mi? Şaka yapıyor olmalısın. Demek bu yüzden bu kadar uykuluydu. Şarja ihtiyacı vardı. Şarj olmaya. Bu yüzden sürekli geç tepki veriyordu. Of. Şaka yapıyor olmalısın değil mi? Hayır. Üzgünüm. Gerçek bu. Hey. Neden üzgün olduğunu söyleyip duruyorsun? Bu ne anlama geliyor? Şu ana kadar bizi kandırıyor muydun yani? Biz kandırılmadık. Sonuçta şu ana kadar hep bir arada çalıştık, birlikte çalıştık. Birbirimize yardım ettik. Chiaki'nin hain olması, gelecek vakfı gibi berbat bir kurumdan gelen bir ajan olması bu kesinlikle yalan. Lütfen bekleyin. Gelecek Vakfı düşündüğünüz gibi bir yer değil. Kapa çeneni, Chiaki ile konuşuyoruz burada. Hayır. Başka diyecek bir şeyim yok. Neden? Çünkü katilin gerçek kimliğini biliyoruz artık. O yüzden geriye tek bir şey kalıyor. Oy vermek. Bekle bir dakika. Daha tatmin olmadık. Daha tatmin olmadık dışından nasıl çevrilebilir? Neyse ya, anladınız siz. Eğer hain olduğunu söylüyorsan lütfen en azından bunu anlamamıza yardımcı olacak bir açıklama sun bize. Tatmin olana kadar, ikna olana kadar, ikna olmak. İkna olana kadar oylamayı yapamayız. Sen de böyle söyledin bize Chiaki. Hey, eğer gerçekten hain sensen neden şu ana kadar bekledin? Bu garip değil mi? Yani şu zamana kadar beklemek gerçekten garip değil mi? Neden böyle yaptım harbiden? Neden böyle yapabildim? Belki de herkesi korumak istedim. Ne olursa olsun. Ha? Abi yoksa gelecek vakfı kötü bir yer değil mi ya? Hey Hajime, bana küçük bir iyilik yapabilir misin? Bir iyilik mi? Ben mi? Onlara hain olduğumu kanıtlamanı istiyorum. Ne? Ne diyorsun sen? Neden bunu yapmak zorundaymışım? Size her şeyi açıklamak istiyorum. Ama beklediğim gibi bunu yapmak biraz zor. İşte bu yüzden tek yapabileceğim sana güvenmek ve dayanmak. Bunu senin yapmanı istiyorum. Bunu kanıtlayabileceğine inanıyorum. Kanıtlayabilsem de kanıtlayamayacak olsam da sorun o değil. Anlamıyor musun? Sanki bir nevi seni öldürmemi istiyorsun benden. Bunu yapamam. Çok üzgünüm ama tek yolu bu. O yüzden lütfen. Görünen o ki üzerimize düşeni yapmalıyız. Onun hain olduğuna inandığımdan falan değil. Ama görmezden de gelemeyiz bunu doğrulamadan. Yani eğer kılık değiştirseydi veya başka bir şey yapsaydı bunu anlamak bizim için çok kolay olurdu ama o kılık falan değiştirmedi o. Çünkü Chiaki hain değil. Monomi? Hehe.
Çok yazık. O kızla aynı grupta falan değilim ben. O kız hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Hey! Onu korumaya mı çalışıyorsun yoksa? Berbatsın. Ben her zaman yalnız biri oldum. Hiçbir yerde hiçbir arkadaşım olmadı benim. Bu yüzden Chiaki ile hiçbir bağım yok. Hajime, benim isteğime kulak vereceksin değil mi? Kahretsin. Chiaki benim arkadaşım değil. Chiaki'den çok nefret ediyorum. Monomi ve Chiaki'nin ilişkisi. Burada kanıtlamak tek yol mu? Not defteri. Günlük. Bu yazamıyor. Yazabilecek tek bir kişi var. Chiaki. Abi olaylar nasıl bir hale geldi? Nasıl bir oyun lan bu? Kafam ağrıyor artık, yeter. 2 saattir bunu oynuyorum. Hatta 2,5 saat. Ne? Negatif mi? Monomi's Notebook. Nagito'nun evini incelediğimizde, araştırdığımızda üzerinde Usami'nin logosu olan bir not defteri buldum. Bu arada yayında bir sıkıntı mı var? Abi 174 kişi izliyor. Ne yaptınız gençler? Bu saatte bu kadar kişi. İlginç. Ne yapıyorsunuz ya? Yok, iyi yayın. İyi, bir an yazılarınız dondu da endişelendim. Ben de donmuş, yenileyince düzeldi. Vay be, bu saatte bu kadar kişi görmeyi hiç beklemiyordum gerçekten. Ah. Bu kadar çok kişiyken yayını son vermekte hiç içime sinmiyor ama çok yoruldum. Bu senin not defterin değil mi? Nagito'nun senden çaldığı. Demek biliyordu kimliğini. Haini gerçekten biliyordu. Bilmiyorum. Sakın bana hainin gerçek kimliğinin o not defterinde yazılı olduğunu söyleme. Bu doğru. Böyle bir şey olacağını bildiğim için bugün yanımda getirdim. Bu ne, nasıl ya? O defteri bana ver. Gün 1. I was able to talk to everyone for the first time today. Şu an Kazuichi okuyor. İlk gün herkesle sohbet edebildim, konuşabildim. Monokuma ortaya çıktı ve işler kötü bir hal aldı. İkinci gün, Byakuya lider oldu. Çok fazla şey oldu, o yüzden herkes yoruldu. Ha, bu da ne? Bu Monomi'nin günlüğü mü? Orada hainin kimliği mi yazıyor? Nagito da bunu arıyordu muhtemelen, hainin kimliğini. Bu yüzden not defterini, defteri çaldı. Ama sadece bu defteri okuyarak hainin kimliğini anlayamazsınız. Tabii ki Nagito da bunu bilemezdi, anlayamazdı. Ama durum benim için biraz farklı. Sen biliyor musun? Evet, uzun bir zaman aldı bunu anlamam ama sonunda anladım. Daha yeni anladım. Hayır. Aslında gerçek şu ki ben bu not defterini elime ilk aldığımda, ilk bulduğumda o gerçeği, hainin kim olduğunu anlamış olmam gerekiyordu. Sadece bu gerçeğe sırtımı çevirdim. Göz ardı ettim. Ama şimdi biliyorum. Ne yazık ki biliyorum. İlk olarak bu Monomi'nin günlüğü değil. Çünkü o yazamıyor. O zaman bunu yazan kişi Monomi ile bağlantısı olan biri. Bunu hainin yazdığı na şüphe yok. Eğer öyleyse bu şey, hainin Monomi'ye verdiği rapor gibi bir şey mi bu günlük? Bizim eylemlerimizi incelediklerinin ve Monomi'ye rapor ettiklerinin bir kanıtı mı bu? Ama sadece buna bakarak hainin kim olduğunu nasıl bilebilirsin? Çünkü
burada sadece benim ve belli bir kişinin bilebileceği bir şey yazıyor. Ben bile fark etmedim anasını satayım. Yok artık.